İyi düşün. Aklına gelecek en ufak ayrıntı bile bizim için çok önemli olabilir. İyi düşün. Çalıştır biraz kafanı. Hadi. Bildiğim her şeyi söyledim. Ya adamlarıyla konuşurken zikrettiği bir isim. Hiçbir şey yok mu aklında? Hafızanı zorla biraz. Geldiğimden beri başka bir şey düşünmüyorum ki. Siz böyle zorlayınca beynim tamamen duruyor. Bir tuhaflık, ne bileyim, adamlarıyla konuşurken olan bir gariplik. Seni şüphelendirecek herhangi bir olay evin etrafında hiçbir şey olmadı mı? Yani o da vardı. Hani dedim ya kilitli. Oradan şüphelenmiştim bir tek. Karısını izliyormuş oradan da. Başka bir şey yok. Tamam tamam. O odayı geçtik. Etrafında araştıracağımız hiç kimse yok muydu peki bu herif? Ya, bana hiç kimsem yok dedi. Ya mantar gibi yerden bitmedi ya bu adam. Bir hısım akrabası, tanıdığı biri. Seninle bir aradayken görüştüğü, hiçbir şey görmedin, hiçbir şey duymadın mı ya? İyi düşün. İyi düşün. Ne istiyorsun lan car car car? Ne çaldırıyorsun ısrarla? Annem bizde. Hay senin... Tövbe tövbe ya. Akşam vakti günaha sokuyorsun insanı. Merak etme diye aradım. Ne edeceğim be? Ne edeceğim? Ne hali varsa görsün. Tamam bu gece burada kalacak. Yarın beraber geliyoruz. Sakın getireyim deme. Bitti artık. O kadın bu kapıdan içeri adımını atamaz. Ya ben haber vereyim dedim işte. Yarın gelince konuşursunuz. Yahu getirme onu diyorum sana. Ne diyorum? Baba bir dinler misin beni? Kapandı artık bu kapı ona. Kapandı. Eğer ben de o kadını bu eve alırsam benim suratıma tükürsünler. Gitsin nereye gidiyorsa. Eğer o dönüp dolaşıp tekrar bu eve gelirse ben de eşşoğlu eşeğim. Baba. Hayvan oğlu hayvanım ben. O bir daha bu eve gelemeyecek. Anlıyor musun? Kendi başına iş çevirmeyi biliyor. Baksın başının çaresine. Ne yerse yesin beni ilgilendirmiyor. Bir daha giremez bu eve. Ne oluyor ya? Anan gene evden kaçtı. Biraz zamansız oldu galiba ama sormam gereken sorular vardı. Onun sosunu koydun değil mi? Evet efendim. Tamam şimdi git İmam Bayıldı'yı da getir. Hadi. Çorbalarımız da hazır. İki dakikaya otururuz sofraya. Siz niye uğraşıyorsunuz? Lütfen oturun, yoruldunuz. Vallahi zevkle yaptırdım bütün yemekleri. Zeytinyağlıları özellikle kendi ellerimle yaptım. Çok güzel görünüyorlar. Yiyince inşallah yine öyle düşünürsünüz. Mutlaka lezzetlidirler. Ben şu salatanın sosuna bir bakayım, geleyim. Buyurun oturun siz. Bu durumla uğraş şimdi bitmiyor ki. Ya sakin ol. Ya gücendireceksin anneni. Ya özür dilerim. Ne için? Ben halledeceğim bunu. Bugün burada kalsın, yarın götüreceğim eve. Ya saçmalama. Ya niye bu kadar huzursuz oluyorsun? Annen o senin. Nereye gitsin, ne yapsın? Ya burası da onun evi. Kalsın burada. Beni zor durumda bırakmak için yarışıyorlar. Kabahatine. Bak. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, kızacaksın bana ama her şeyin başı Kuzey. Sırf ona hırsın için kadıncağızı üzüyorsun. Yazık değil mi kadına? Ya bırak gücendirme. Banu! Güney! Çocuklar! Efendim? Hadi gelin, sofra hazır. Tamam, geliyoruz. Çorbaları koyduruyorum bak soğumasın.
aşağı. Ben üstümü değiştireyim, iniyoruz. Tamam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne demek lan o eve gitmek? Ne demek? Ulan bu yaştan sonra yakışıyor mu bu kadına? Allah Allah. Hadi içeri gir içeri. Ama ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. Bekliyordum. Can atıyordu zaten. Bir sebep buldu kendine sosyeteye girmek için. Baba, hadi gir içeri. Girmeyecek o bir daha bu eve. Kapıdan adımını atmayacak. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar söylüyorum sana, girmeyecek. Tövbe tövbe. Hayırdır komiser? Yeni bir durum mu var? Yok, konuşuyoruz. Ne konuşuyorsunuz? Bazı sorular soruyor. Ne soruyorsun? Ben de bileyim. Devam et bakalım, dinliyorum. Sen taktın kafamı. Dünden beri başka bir taraftan düşünüyor. Haklısın. Bu herif her türlü belaya bulaşmış. Bu kadar büyük oynayan bir adam. Nasıl oldu da basit bir adam yaralamadan içeriye girdi? Niye değil mi? Hı? Ondan niye sıyıramamış? Etrafında beslediği onca çakal adam varken niye birisi suçu üstlenip girmedi de kendisi girdi yattı hapse, değil mi? Büyük işlerin adamı çünkü. Öyle adam yaralamakta falan hapse girmek yakışır mı yani bir delikanlıya? Ya hiç tanımadığı iki tane adamın kavgasını ayırırken olmuş bütün bunlar. Yalana bak. Kavga ayırıyormuş. Ulan o yaralı parmağı işemez be. Kimi kandırıyor? Vallahi resmi kayıtlara göre öyle. Adamları tanımıyormuş ha? Yok komiser, bu işin içinde başka bir iş var, belli. Bütün pis işlerinde maşa kullanan herif, eğer kendi eliyle bir tane adam yaraladıysa, anlardık ne kadar gözü dönmüş. Karısı için kavga etmişti belki, belki birini korumak için. Olamaz mı? Vallahi doğru söylüyorsun da, görgü tanıklarının hepsi de orada tek başına olduğunu söylemiş. O görgü tanıklarının kimler olduğu belli. Yanındaki çakalları. Orası kesin. O adam değil kavgaya ayırmak, yanında birisini keselere dönüp de bakmaz bile. O kesin birisi için kavga etmiştir ya. Dedim sana ya hanımı için ya sevgilisi için. Bilmiyorum ya da değer verdiği biri için kavga etmiştir.